Bize ağzını burnunu kapat diyorlar. Kendiler gözümüzü kapattılar bir illüzyonla. Ve bir yere sürükleniyoruz. Bana göre bu COVID-19 dedikleri biyolojik bir ajan. Üretilen, sentetik ve pilot bir çalışma. H1N1 genetik formu üzerine SARS ve aynı zamanda diğer AIDS genlerinden aktarılmış, çok iyi dizayn edilmiş, mutasyon kabiliyeti yüksek olan ve bulunduğu iklim, insanların genetik yapısına göre kendini çeşitlendiren ve farklı, çok radikal farklılıklar olan toplumlarda beslenme alışkanlıkları falan mutasyona uğrayan, dolayısıyla kolay kolay baş edemeyeceğimiz ve bize başından beri yalan söylüyorlar. Yani Wuhan'da çıktı, Çin'de 5 eyaletin dışına gitmiyor bu. Açıklanan rakam ölü 5000 kadar. Çin'de salgın yokken normal gripten, 2019 Ocağı'nda normal gripten bir haftada ölen sayısı bu bana 6 ayda açıklanan ölü sayısından daha fazla. Kimi kandırıyorsunuz? Eğer Amerika'daki ölüm sayısını nüfusuna oranlarsanız ve bunu Çin'in nüfusu üzerinde modelleyecek olursanız, şu anda dünyada açıklanan ölüm sayısından daha fazlasının tek başına Çin'de gerçekleşmesi gerekiyor. Çin'de sosyal refah, sağlık hizmetleri sistemi Amerika'dan daha mükemmel değil. Aynı şey Hindistan için geçerli. Hijyen bakımından dünyanın en kötü ülkelerinden biri. Evet. Peki Hindistan da yalan söylüyor. Zaten gitti dünyanın yarısı. Bir defa %50 yalan dünya nüfus ölçeğinde bakarsanız. Bakıyorsunuz İtalya'da açıklanan ölü sayısı, İtalya'da 74 bin insan üst solunum yolları enfeksiyonundan her sene rutinde ölüyor. Şimdi ya açıkladıkları yalan, ya geçen sene bana yalan söylediler, ya da böyle bir olay yok. Böyle bir olay var. Ama bununla bir algı genom operasyonu yapılıyor. Coğrafya, iklim, insan grupları nasıl, nerelerde yayıldı? Hani sizi bir MR'a alırken bir iğneyle radyoaktif madde veriliyor damara. O damarlarınızın içinde nerede tıkanıklık var orada görüyorlar. İşte ben buna onun için biyolojik bir ajan diyorum. Topluma, dünyaya enjekte edildi ve test ediliyor. Ve bir korku pandemisi üretildi. Bir dehşet korku bu. Panik havası örgütlendi. Habire bu pompalanıyor. Her gün bu kadar insan öldü, entübe oldular, şu kadar biz test yaptık. Yahu bu test kiti dediğiniz şey mikrop izole edilmeden yapılamazdı. Siz nasıl yaptınız? Ya mikrobu biliyorsun ki, mikrobun tanısını bileceksin. Nezle olan herkesi de ateşi de yüksekse siz pozitif gösterdiniz. Peki. Ya da aynı şekilde belki de aşı geliyor. Aşıda hikaye da, mutasyona uğruyor diyorsun. Mutasyona diyorsun ama aşı geliyor diyor. Tamam, ilaç üretiyorsunuz. Mikrobu izole etmeden testini yapamazsınız. Testi doğru yapmadan teşhis koyamazsınız. Teşhis koymadan tedavi edemezsiniz. Peki, şimdi Amerika en fazla ölen insan sayısı. Evet. Amerika'da ölenler kim? Yarıdan fazlası siyahi. İyi, kilo veriyor. Obez. Tırnak içinde pisliklerden kurtuluyorlar. O faşist beyaz adam refleksi bu. Peki, bakın bir tane siyahi bir polis tarafından öldürüldü diye Amerika ayakta. Ama şu anda yani Amerika'da 50 bin civarında siyahi korona pandemisiyle öldürüldü. Kimsede bir refleks var mı? Geri kalan kim? Geri kalanı göçmenler. Tamam, bundan da kurtulmak istiyorsunuz. Başka? İspanikler falan var orada, evet onlar. Başka? Nasıl kalırlar? Evsizler, homeless'lar. Başka?
Ha, çok küçük bir grupta beyaz olup da Alzheimer, kanser, AIDS, şeker hastası, astım gibi olanlar bu COVID ajanına yakalandıklarında ölüm sebebi aslında COVID değil. COVID'in tetiklediği bir ölüm. Kanserden ölüyor, Alzheimer'dan ölüyor. Zaten bana bakın şunu, şu istatistiği vermeniz gerek. 2019'da kanserden kaç kişi öldü ilk 6 ayda? Şimdi kaç kişi öldü? Kanser sayısı azalmışsa, rakamsal olarak, herhalde sağlık şartları çok daha iyi değildi. O zaman bunu benim bu toplamdan düşmem gerekiyor. Astımdan öleni düşmem gerekiyor. Alzheimer'dan öleni düşmem gerekiyor. Şekerden öleni düşmem gerekiyor. Yani bu bir takım kronik hastalıkların bana istatistiğini vereceksiniz, onu düşeceğim. Sonra da üst solunum yolları hastalıklarından grup olarak, influenza dedikleri gruptan ölenlerin sayısını düşeceğim. Zaten her sene gripten bu kadar adam gidiyor. Ondan sonraki de bana gerçek bu pandemi dediğiniz olaydan ölenin rakamı çıkar. Ya ben istatistikçi değilim, ben bir gazeteciyim. Bu çok doğru bir şey değil mi? Mantıklı bir şey değil mi? Yani böyle olması gerekmez mi? Bunun Devlet İstatistik Enstitüsü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bunu böyle açıklaması gerekmiyor mu? Rakama bakıyorum. Sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölen insan sayısı 4 milyon dünyada yıllık. AIDS'ten ölen bile daha fazla. Kanserden, KOAH'tan, Alzheimer'dan. Çok daha tehlikeli gözüküyor sonuçları. Evet. Yani 10 tane hastalığı saysan bunların hiçbirisine pandemi demiyorsun. Bunu bana pandemi diye getiriyorsun. Buna da inanmamı istiyorsun. Bulaşıcı olduğu için belki pandemi daha salgına uyuyor olabilir. Öteki, mesela KOAH bulaşıcı değil yani, belki. Bu daha tehlikeli diyebilir. Hani, bakın, hani şimdi sorguluyoruz konuyu. Bana rakamlar. Şimdi sonuçta ben burada doğru ya da yanlış, siz yanlış da diyebilirsiniz, akıl yürüttüm. Ezberi tekrarlamadım. Ben dünya haritasının ters durduğunu söylüyorum. Ve benim bunu 1980'lerin başında siz yeni doğduğunuzda söylemiştim. Dilipak dünyayı tepetakla etti diye Hürriyet'e haber olmuştu. Ya dedim, bu dünya haritası ters duruyor. Amerika'da burada değil, bu tarafta durması lazım. Bering'le karasal bütünlük var. Orada Boğaz var. Buzulu'da Altay. Dünya haritası ters duruyor. Korona da ters duruyor. Yani o dünya haritasını biraz uzun anlatmamın sebebi, o mantık önemli. İşte bizim okullardaki çocuklar bu mantıkla yetişmiyorlar. Sorgulayan kişiler değil. Sadece bilgi yüklüyorsanız benim cep telefonuma daha kolay bilgi yükleyebiliyorsunuz. Burada kütüphanede bir sürü kitap var bunun içerisinde. Yani bilgisayarımı da yanımda taşıyorum. Beynimin protezi bu. Beynimin protezi. Evet, bir ilçe kütüphanesinin bundan 15-20 sene önceki kitap sayısı kadar ben buradan, hele internette hazırsa, açıksa zaten bir takım akredite olduğum arşivler var. Daha fazla kitaba ben buradan ulaşabiliyorum. Şimdi benim artık düşünmem gerekiyor. Tek başına bilmek yetmiyor. Elbette bilmeden düşünülemez ama ben bir kitap 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye saymak değil, bu matematik aksiyonlarını anladığım zaman bunun üzerinde akıl yürütebilirim. Bu çocuklar ellerindeki bu bilgiyle bu pandemiyi sorgulayamazlar. Ve birileri bizim cahilliğimizi istismar ederek bizi kandırıyor. Her şeyi birbirine karıştırdığımın farkındayım. Hayır, karıştırmadınız ama çok soru var. Yani karışık olmadı ama tabii aslında konu karışık. Çünkü bunu bir komplo teorisi olarak algılayanlar olabiliyor. Hani Abdurrahman Bey de mi komplo teorisi şu an ortaya atıyor diyenler var. Ya da bunlar kim? Şimdi ABD'den örnek verdiniz. O zaman ABD'nin bir oyunu mu? ABD mi bu ajanı dünyaya sürdü? Covid ajanı diyenler var. Ya da daha da üst akıl mı var? Ben ilk defa bunu yazmam 20 yıl önce. İngiltere'den gelen bir akademisyen, Hintli, İngiliz vatandaşı bir akademisyen, yeni Malthusçulardan söz etti bana. Bir iş adamının misafiriydi. Onunla konuşurken yeni Malthusçuların dehşet senaryolarını anlattı. Hani bu
bizim Zapso Davos'ta Hariri'den bir takım cümleler aktarmıştı. Onun gibi şeyler adam anlattı. Bunlardan bir tanesi de geniyle oynanmış bir mikropla korku pandemisi oluşturulacağı ve bunun korkuyla insanların aşıya yönlendirileceği, aşı sonunda da kısırlaştırma, kitlesel kısırlaştırma yapacaklarını ve böylece bir kansız bir şekilde dünya nüfusunun azaltılacağı ve ideal nüfusunda 500 milyon olarak. Daha önce bu yazıldı, çizildi, anıtlar var filan. Şu anda 8 milyara gidiyor. 500 milyon o rakamı da şuradan çıkıyor. 1645-48'de Vestfalya yapıldı. 1700 başında uluslararası düzen, önce ulus düzeni sonra uluslararası düzen kurulunca o günkü nüfus 500 milyon tahmin ediliyor ve bu ideal bir norm olarak kabul ediliyor. Bugün gelmiş 7,5 milyara ve artış bu şekilde. Yani yumuşak bir yükseliş değil, bu şekilde artış. Bunu durdurmak lazım. Evet, bunu durdurmak için sporu kullanıyorlar. Kadınlar daha fit olacak, sporla belli kasları güçlendirecek, çocuk tutmayacaklar. İşte Lebek Etisi, İstanbul Sözleşmesi, yediğiniz, içtiğiniz, tekstil, bu daracık streçler giyip bu bölgeye yeteri kadar kan gitmeyecek ve çocuk yaşamayacak. Kısırlaştırma ilaçla da yapılıyor, gıdayla da yapılıyor, sporla yapılıyor, tekstille yapılıyor, kozmetikle yapılıyor, yaşam tarzıyla yapılıyor. Her şeyiyle yapıyorlar. Bunu da başarılı olamadılar. O 20 yıl önce söylendi de bunları anlattı adam. Yeni Malthusçular, dünya nüfusunun konsolide edilmesi ve ulus devlet sürecinin tamamlanması ve global bir network, çünkü artık yeni yılda bilgisayar sistemleri de devreye giriyordu. Yeni bir otonom, her biri kendisinde özerk yapıyor ama tek bir devlet gibi bir şey. Tek bir para, tek bir hukuk sistemi. Bakın, norm hukuk dediğiniz dünyayı tek hukuk sistemine götürüyor. Yani bu anayasa seviyesinde bir mevzuat oluşturuyor. Çünkü iç hukuktan daha üstündür. İç hukuku o norm hukuka uydurmanız gerekiyor. Ondan sonra ben bu konuyu yakından izlemeye başladım. Malthus'u biliyorsunuz. Yani bitki, hayvansal üretimle insan üretimi arasında bir korelasyon kurulması falan gerektiğini söylüyor. İşte bu insanın maymundan geldiği. Bu maymundan gelme hikayesi de bütün Kızılderilileri öldürdü bu beyaz adam. Dünyada yaşayan dört büyüklükten biri ki Amerika kıtasının büyüklüğü dünyanın karasal büyüklüğünün üçte biri kadardır. Orada yaşayan Aztekler ve İnkalar yok edildiler. Afrika kıtasında ve Avustralya'da yaşayan Karaderililer, Abarjunlar köleleştirildiler. Sarı ırk sömürüldü. Kasları gelişmediği için kürek çekmeye, maden ocağında çalışmaya uygun değildi. Topraklarında sömürüldüler. Şimdi böyle bir background'la geliyorlar. Bunlar insan değil miydi? Nasıl hümanizmden söz edeceksiniz insana? Bunlar insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlardır. Darwin'in anlatmaya çalıştığı bu. Bunu kilise daha önce böyle dedi. Bunlar insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlardır. Dolayısıyla bunlar üzerinde, diğer hayvanlar üzerinde nasıl tasarrufta bulunuyorsak bunlar üzerinde de bulunuyor. Yani insanlaşma aşamasını tamamlayan canlılar, insanlaşma aşamasını beyaz tamamlamayanları, yani onlar beyaz onlar üzerinde, biz onlar üzerinde baskı ve yok etmeye mi? Evet. Politika Darwin bu teorisiyle buna bilimsel bir kılıf kazandırmak istedi. Çünkü 1700 süreci artık kilise referansı üzerine değil, modern bilim üzerine. O modern bilimin nasıl, üniversitelerin nasıl kurulduğuna falan bir bakmak lazım aslında. O apayrı bir konu. Yani bu arada deminki dünya haritası örneğine bakmak isteyenler varsa, internette bunu ben yapmıyorum artık, dünyada bu yapılıyor, satılıyor da. Upside Map, Upside Map yazarlarsa, Google'da aratırlarsa o ters haritaları görecekler. Amerika bu tarafa getirildi ters, ama projeksiyonlar hala hatalı.
ölçekler yanlış. Şimdi bu jenerasyondan gelip buna bilimsel bir kılıf kazandırdıktan sonra insan nüfusunu nasıl makul seviyeye çekeceğiz? 20 yıl önce yeni Malthusçular buna çalışıyorlardı. Bu ta ki Avrupa topluluğunda bir takım bu LGBT olayları falan da gündeme gelince kilisenin bir takım raporlarını inceleyince bambaşka bir şey gördüm. Ve ben son 3 yılda 7 ayrı yazı yazdım. Çünkü o zaman benim Amerika'da ve İngiltere'de bazı üniversitelerin Ar-Ge'lerinde, laboratuvarlarında çalışan Türk ve İslam dünyasından akademisyenlerle görüştüğümde orada bir genom projesi. Burada biraz tekrar geriye gideyim. İlk gen projesini başlatan Hitler'di. Hitler ne yapmak istiyordu? Üstün insan ırkını. Bunu biraz tabii seleksiyonla güçlü kadın ve erkekleri evlendirip onları çok üstün daha önce beslemek, ondan sonra ondan çocukları alıp üstün bir ırk meydana getirmek istiyordu. Evet. İkinci aşama, ikinci faza geçtiklerinde kütürüm olanları hemen imha ediyorlardı, öldürüyorlardı. Bu yeni üstün gelen çocukların bu defa kas, kemik dokularını, zihinsel fonksiyonlarını güçlendirmek için özel beslenme ve kimyasallarla ya da özel bir takım sportif hareketlerle bunları güçlendirmeyi denediler. İkinci fazı da tamamladılar, Hitler yıkıldı. Üçüncü faz neydi? Üçüncü faz hormon, enzim ve vitaminlerle aslında mikroba karşı da dayanıklı. İklim şartlarına, fiziki şartlara dayanıklı bir üstün ırk. Acıya daha dayanıklı olacak. Ne bileyim, açlığa karşı gerektiğinde daha dirençli olacak. Üçüncü faz buydu. Hitler çıkınca bu gen grubu Amerika ve İngiltere'ye gitti. İki grupta toplandılar. İngiltere'de ilk araştırmalar başladı. Bu COVID-19'un H1N1, SARS, MERS, kuş gribi, domuz gribi dediğiniz griplerin hepsi H1N1, İspanyol gribinden geliyor. İspanyol gribi üzerinde gen çalışmasını yapan İngilizlerdir. Daha sonra Amerika Genom Projesi'yle dünyada 38 tane gen laboratuvarı var. Bunun 16 tanesi Amerika'dadır. Doğrudan kendi ülkesinde. Başka ülkelerinde de var Amerika'nın laboratuvarları. 6 tanesi İngiltere'dedir. Almanya'da bir tane var, Rusya'da bir tane var, Çin'de bir tane var, Japonya'da bir tane var. Güney Afrika'da var. Bu gen olayı gerçekten ilginç. Şimdi genom projesi genom içerisinde. Genom projesi. Bunun hükümetlerin kontrolünde yapamadıkları çalışmalar işte Hindistan'daki bazı laboratuvarda yaptılar. Okyanustaki açık denizlerdeki gemilerin üzerinde yaptılar. Önce bitkiler arası karma ırklar oluşturuldu. Arkasından insan, bitki hayvan, sonra hayvan insan arasında testler yaptılar. Ve gelinen noktada ki artık pirinçlerde kadın geni de kullanılıyor. Yani canavarlaşıyoruz ve vahşi bir ortam oluşturuldu. Genomikler denilen yeni bir canlı türü üretmeyi deniyorlar. Yani koyun gibi büyüyen, tavşan gibi üreyen, yani bir defada çok fazla çocuk veren, koyun gibi büyüyen, 6 ayda erginleşen, sincap gibi bir sinirim sistemine sahip olan, birçok şeyi yiyebilen ama insan gibi düşünen, yani düşünme fonksiyonlarını da insandan alan ve çiplerle de donatılmış biyonik robotlar. Bu insan değil, hayvan da değil. Başka bir şey. Şimdi iş oraya geldi. İşte humanoidları, avatarlar üretecek, genomikler üretilecek falan. İnsan dışı başka bir canlı da üretme noktasına geldi. Şimdi böyle bir süreç içerisinde bir nüfusun kontrol altına alınması için son 3 yılda 7 tane yazı yazmışım. Bir mikrobun geniyle oynadılar. Çin ya da Hindistan'dan salgın başlatacaklar. Bu bilgiler bana içeriden geldi. Çok tehlikeli böyle şeyler yapıyorlar diye. Çünkü ben bu konularla ilgileniyorum. Ben kahin değilim. Komplo falan da üretmiyorum ama komplocu dediler. Yani bir İngilizlerim internette, komplo teorisyeni gibi bir şey. İnternette duruyor. Bir mikrop olarak başlatacaklar. Mikrobun kendisinden o kadar büyük bir propaganda yapacaklar ki korku pandemisi üretilecek. Herkesi aşı yapmaya zorlayacaklar. Gelinen noktada şimdi Microsoft aşı üretiyor. İlginç, evet. Bill Gates'in öyle bir açıklaması da oldu. Kısırlaştırmaya razı edecekler.
Yani ölümü gösterecek. Aslında ölümün de ne oldu? Bu birinci etaptır da. Çünkü bundan çıkarttıkları sonuçlara göre. Şu anda önümüzdeki tek şans bu sistem kendi içinde çatışıyor. Bir, yöntemde anlaşamıyorlar. İki süreç... İki kutup anlamında mı çatışıyorlar? Evet, Rockefeller'la, Rothschild, Amerika ile İngiltere, Kraliçe ile, yani Libor'la Fed kavga ediyor. Bir Anglo-Sakson kavgasıyla mı karşı karşıyayız? İngiltere, ben üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğum diyor. Avrupa'dan ayrıldı, Avrupa bana bağlıdır diyor. Zaten Fransa benim oldu. Almanya'da işgalcilerden biri İngiltere'dir. Fransa'da İngiltere'nin olduğuna göre Almanya'nın üçte ikisi işgal altında ülke statüsü, Japonya ve Almanya. Almanya'da kendisine, İtalya zaten bu koalisyona çok yakın durmadığı için cezalandırıldı Rusya'nın himmetinde, ama Rusya'da kraliçe ile beraber Avrasya grubunda. Oradan iniyorsunuz Çin. Çin Huawei İngiliz yatırımı aslında. Bu senaryodaki çok önemli aktörlerden biri. Huawei İpek şirketi. Yolu bunun için yapılıyordu. Yani Pekin'den Londra'ya hat. Hindistan zaten Commonwealth ülkesi. Avustralya zaten Commonwealth. Böyle bir bumerang çiziyor. Bu dünyadaki ana aksın kontrol edilmesi anlamına geliyor. Amerika buna karşı İngiltere'nin inisiyatif alanı olan Arabistan'da ya da işte Suriye'de, Irak'ta eline vurdu İngiltere'nin, o topraklarda kendisi bir şeyler yapmaya çalıştı. Böyle bir vekalet savaşı, örtülü savaş, şimdi Libya'da o savaşı görüyoruz. Amerika ile İngiltere arasında çok ciddi. Libor ile FED arasında bütün dünyadaki paraların faizini ve değerini kim belirler? FED belirler. Peki dünyadaki bütün en önemli rezerv para ne? Dolar. Doların hard kopisi Amerika'da, soft kopisi İngiltere'dedir. Bu konuyla ilgili yani Sağlık Bakanlığı'ndan, Sayın Fahrettin Koca'dan mesela bir gelin bize bir bilgi verin falan diyen oldu mu size? Hayır. Çünkü çok ilginç detaylar bunlar. Ama ben zaten... Biz mesela bunu normal bir sağlık sorunu olarak görüp her gün, bütün gündemimiz aslında Türkiye'de şu anda bu dediğiniz sistem aslında bir anlamda ayak uyduruyor diyebiliriz. Çünkü bizim de bütün gündemimiz pandemi. Uluslararası sistemin çizdiği çerçeve içinde hareket ediyoruz. Bakın bana bir şey sormalarına gerek yok zaten. Ben her gün yazıyorum, her gün konuşuyorum. Ayrıca bizim 5g1news.com diye bir internet sitemiz var. Ve bu bütün dünyada bir global network oluşturuyor. Bu konudaki her türlü açıklamayı biz resmi, gayri resmi, şu ana kadar da açtığımız iki tane dava var tüketici mahkemelerinde. Davalar devam ediyor. O davalar ne olacağı önemli değil, süreç bizim için önemli. Yeni davalar da açılacak. Dünyanın başka ülkelerinde de benzer girişimler var. Sorarlarsa da söyleriz. Yani 5G ile ilgili dijital dönüşüm ofisindeki arkadaşları arayıp onlara düşüncelerimi anlattım. Bugün Gıda Tarım Bakanlığı'ndaki arkadaşlara da söylüyorum. Sağlık Bakan Yardımcısı da tanıdığımız, onlarla da başka bir şekillerde. Tamam. Yani ben birisi görüşmek istedi de görüşmüyorum değil. Kulağı olan herkes beni ilgilendiriyor.